Cumhuriyetçiler ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımını engellemeye devam ederse Beyaz Saray'ın ve Rusya'nın elindeki Kırım'ı vurabilecek bazı füzeleri sağlamak için müttefiklerle başvurabileceği Amerikan basınında bugün konuşuluyor. Başkan Yardımcısı Kamala Harris Münih Güvenlik Konferansı'nda Ukrayna için sadece A planlarının olduğunu ve bunun da yardım olduğunu söylemişti. Ukrayna'ya yardımların yanı sıra bir de son olarak Rus muhalif lider Navalny'nin cezaevinde öldüğü haberi de Amerika'da dış politikada etkisini e, sürdürüyor. Meşgul eden konular arasında en son başkanın da açıklamaları var. Serhan Akif Akyıldız ah karşımda. Serhan e, Kamala Harris yardım yapacağız diyor ama görüşmeler kongrede kilitlenmiş durumda. Bir alternatif düşünüyor mu Biden yönetimi ve Navalny konusunda son gelen açıklamalar nasıl? Başkan Biden bugün Beyaz Saray dönüşünde konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İki konuyla da ilgili hem Ukrayna'ya yardım hem Navalny ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ukrayna'ya yardım konusunda. Temsilciler Başkanı Mike Johnson'la görüşebileceğini, görüşmekten memnun olacağını söyledi. Ukrayna konusunda söyleyecek bir şey varsa hatırlayacaksın. Mike Johnson geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili Biden'la görüşmek istediğini ama henüz Beyaz Saray'dan bir yanıt almadığını belirtmişti. İşte Başkan Biden Johnson'la Ukrayna ile ilgili görüşebileceğini söyledi. Cumhuriyetçileri suçladı. Özellikle son günlerde Ukrayna'nın doğusunda Avdika kasabasının Rusların eline düşmesiyle birlikte ve Navalny'nin Rus muhalif lider Navalny'nin cezaevinde yaşamını yitirmesiyle birlikte diyelim Ukrayna konusu Ukrayna'ya yardım konusu Amerika'nın daha da bir gündemine gelmiş görünüyor. İşte bu konuda Cumhuriyetçileri suçları Başkan Biden hem Rusya'nın tehdidine sırtını dönüyorlar hem NATO'ya sırtlarını dönüyorlar, Rusya'nın tehdidini görmezden geliyorlar, NATO'ya sırtlarını dönüyorlar. Bunu hiç görmemiştim hayatımda dedi Amerikan Başkanı ve Ukrayna'ya yardım konusunda elinden geleni yapacağının mesajını verdi ki hafta sonunda da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüşmüştü, o telefon görüşmesinde de 60 milyar dolarlık yardımın ki senatonun kabul ettiği 95 milyar dolarlık bir paket o paketi o paket içinde 60 milyar dolar Ukrayna'ya yardım söz konusu o yardımın Ukrayna'ya ulaşacağına emin olduğunu söylemişti Zelenski'ye bir nevi garanti vermişti ama bununla birlikte bu politika nasıl hayata geçecek? İşte o tartışma konusu şu anda. Temsilciler Meclisi Mike Johnson bu konuda kilit isim haline gelmiş durumda. Çünkü senatonun kabul etmesinin ardından bu yardım paketinin bütün söz artık temsilciler meclisinde. O Biden'la görüşme açıkçası şu ana kadar pozitif bir açıklama yapmış değil. Yani bunu tamam gündemime alacağım diye ama Biden'la önümüzdeki günlerde görüşürse fikri değişir mi değişmez mi o bilmez. Bununla birlikte temsilciler meclisinde Cumhuriyetçi Parti içinde Ukrayna'ya yardıma karşı olanlar da var. İşte parti içindeki dengeleri bir yönde tutmaya, dengelemeye çalışıyor diyebiliriz. Çünkü bir nevi kendi siyasi kaderi de buna bağlı. Kevin McCarthy hatırlayacaksın. Johnson'dan önceki temsilciler meclisi başkanı sadece cumhuriyetçi üyenin birkaç oyuyla görevinden olmuştu. Kendi temsilciler meclisi başkanlığı bazı cumhuriyetçi üyelerin teklifi üzerine gündeme gelirse temsilciler meclisi başkanlığını da kaybedebilir. İşte dengeleri bir denge tutturmaya çalışıyor ama işi zor gibi ama Biden'la görüşürse bu konuda da durum değişebilir. Önümüzdeki ne getirecek Amerikan kamuoyu merakla bekliyor diyebiliriz bu.